Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün drone'umun bir FPV drone'unu çeviriyorum. YouTube'da bayağı bir araştırdım ama hiçbir yerde bulamadım. Şu şekilde bir sürü aksesuar aldım. Şu an GoPro'mu drone'a bağladım. Bunların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Burada bir sürü de aparatı var. Ama tam olarak yani bayağı bir araştırmama rağmen hiçbir yerde bulamadım. Ben de şöyle doğaçlama yaptım ama gayet sağlam. İnşallah düşmez. Öyle temenni ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden uçurmak istiyorum. FPV drone nedir? Kumandasını alayım. Benim drone'umda yani çoğu drone'da sport modu var. Normalde FPV drone'lar 120-100 km hızda gidip mükemmel HD görüntüler çeken süper hızlı hava araçları. Normal hızı bunların 40-50 km ise sport modunda 70 km hız yapıyor. Yani hızlı giderken mükemmel görüntüler almak istiyorum. Şu anda da çok güzel bir manzaralı bir yerdeyim. Bir deneme yapacağım, bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Yani şu an bu aksesuarların fiyatını abim ne zaman aldı bilmiyorum. Bir 100 liraya almıştı. Şu an kaç para oldu bilmiyorum ama gerçekten telefona kadar bütün kamera aletlerinin hepsini takabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Şimdi deneyeceğim. Direkt bataryaya bağlı. Bakalım, heyecanlıyım açıkçası. Şimdi hazırlayıp başlıyoruz. Şu an drone'u hazırlıyorum. FPV drone'dan sadece tek eksiğimiz gözlük. Yani ben bu telefonun ekranından göreceğim. Normalde onlarda büyük bir gözlük oluyor. Onun içinden HD görüntüleri direkt alıyorlar. Ama önemli, buradan da bu şekilde alabilirim. Şimdi drone'umuzu çalıştıralım. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Hem drone'um hem de GoPro'm benim olmazsa olmazlarım. Bakalım nasıl yapacağım. İnşallah bir sıkıntıyla karşılaşmam. Kalibre edin diyor. Evet arkadaşlar, son bir konuşma yapmam lazım. Drone'um ya da GoPro'm düşerse diye. Evet, bu videoyu izliyorsan drone'um ve GoPro'm düşmüş demektir. Lütfen bana Instagram'dan ya da Vidsubhan adına bütün hesaplardan ulaşabilirsin. Ya da direkt telefon numaramı veriyorum. Lütfen bana ulaş. Seni mükafatsız bırakmam. Çünkü bunlar benim olmazsa olmazlarım. Evet. Yalvardığımıza göre başlayabiliriz. Evet, başlıyorum. İlk önce bir deneme yapacağım. Ondan sonra uçurmaya başlayacağım. Yaklaş bana. Şu an sport modunda değil. Şu an sport modunu alıyorum. 70 km hıza sahip. Bayağı bir sarsıyor, farkında mısın? Şu an ekrandan sadece takip ediyorum. Bakayım. Bizi görmedi. Evet. Şu an beni görüyor ama GoPro beni görüyor mu bilmiyorum. Yüksek hızlı bir şekilde. İlk önce şu tarafa bir getireyim. Şu sarsıntıları görecek mi, çok merak ediyorum. Zaten GoPro'dan bahsetmiştim. Mükemmel bir stabilizasyonu var. Sesten duyabilir misiniz bilmiyorum. Ama GoPro'yu sarsıyorum. Düşerse burada düşsün. Evet, gayet sağlam. Hadi gidiyoruz. Çok saçma bir şekilde sarsıyorum. Düşerse burada düşsün. Şimdi şuradan aşağı göndereceğim. Asıl görüntü o. Efendim? Çıkmış mı oradan o çıkıntıdan? Bakalım mı? Aynen. Ona bir bakalım ya, ne olur ne olmaz. Hero 9 onu daha yeni çıktı. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam, mükemmelsin. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi ama bak, hemen drone'un şeyi olmuş. Böyle şu an sıcaktan soğuğa geçtiği için bir buğulanma olmuş. Bu hoş bir şey değil. Son kontrolümüzü tekrar yaptık. Alçak uçuş yapıp bir baktık, çıkma herhangi bir şey var mı? Gayet sağlıklı. Şimdi uçurumdan aşağı göndereceğiz. Mükemmel bir manzara var. Son kontrolü yaptık. İnşallah bir şey olmaz diye umut ediyorum. Evet, başlıyorum. İki tarafında kameralarını açmam lazım. O yüzden şimdi madem bir iş yapıyoruz, düzgün yapmam lazım. En baştan başlıyorum. Bunun video
kaydını. Evet, başlıyoruz. Evet, spor modunda başlıyoruz. Mükemmel görüntülere. Efsane gidiyor. Serdar drone'u görüyor mu? Ha gördüm. Drone'u görmeyince korkuyorum. Allah'ım. Drone'un kamerası buğulandı tekrar. Çok saçma. Demek ki soğuk olunca bana bu sıkıntı yapacak. Ama ben çok yüksekten uçuruyorum ya. Şunu biraz indirelim. Ama süper hızlı. Kaç kilometre hızdayız? Şu an 50 kilometre hızdayız. Yokuş aşağı 100 yaparım ben onu. Spor modunda olduğu için daha hızlı şarjlıyor. Evet, kaç kilometre hızlı gittiğini göreceğim. 45, 46, 47, 48, 49. Şu an 50 kilometre hızla gidiyor ama nereye onu göremiyorum. Evet, uyarımızı verdi. Drone'u sakince buraya getirmem lazım. Dur bir dakika. Daha geri çıkar mısın birazcık da? Öyle yapınca daha çok heyecan yapıyorum. Evet, şu an geliyor. Benim bataryam bitti diyor. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gerçekten çok heyecanlı. Şuraya bakar mısın? Yani yukarısı acayip derece soğuk sanırım. İki taraf da buğulanmış. Sadece GoPro buğulanmamış. Drone buğulanmış. Yani çok kötü bir görüntü çektiğine eminim. O yüzden FPV dronların değerini şu an anlıyorum. Niye o kadar pahalı olduklarını şu an anlıyorum. Bir durdurayım şu an. Elim ayağım titriyor ve açıkçası düşme ihtimali var tabi. Eğer ki düşse bulabilir miyim? Yani şöyle bakarsanız çok zor. Yani düştüğü yeri görsem bile çok evet, zor. Bataryamız bitti. Şu an tekrar arabaya geri döndük. Bu yeni arabam, size çok yakında tanıtacağım. Bu arada böyle kutuya çekti ki görünmesin diye. Çok basit bir aksam. Bataryayı takıyoruz. Tamam mı? Olay bataryada bitiyor. Bataryanın üstüne de bunu takıyoruz. Aslında bence daha farklı şeyleri var da tam olarak bilmiyorum. Ben gitmişim, şey yapmışım. Yeni bataryayı bırakmışım, eskisini tekrar almışım. Hemen değiştiriyorum. Evet, olay çok basit. Bataryayı değiştirdim hemen. Eski bataryayı almışım. Bunu takıyoruz. Üstüne de bunu tekrar ilave ediyoruz. Bataryanın şuralarını, şu tırnaklarına geliyor. Bence başka şeyleri var da şu an gördüğünüz gibi tak diye oturdu. Bunun üstüne de GoPro'yu taktığımızda olay bitiyor. Ama şu an tam istediğim gibi olmadı. Şu an o kadar batarya çıkmadığı sürece bu çıkmaz. Ondan sonra şöyle arabadan uzaklaşalım. Arabayı göstermek istemiyorum. Tanıtmak istiyorum size. Ne yapacağımı, yeni planlarımı hepsini gösterip anlatmak istiyorum. Ondan sonra da şunu aldık mı? Şu an 70 km hızla giden canavar hazır. Bayır aşağı 100. Evet, şöyle tekrar son bir kere daha kaldırmak istiyorum. Açıkçası buradan mükemmel görüntüler beklemiyorum. Çünkü ağaçlar çok dengesiz büyümüş. Ben de o kadar profesyonel bir drone sürücüsü değilim. Yani ağaçlara yaklaştırmam, ağaçlara vurmam olur. O yüzden yukarıdan sizlere göstertme amacıyla telefon bile takıp yapabilirsiniz. Yani o kadar
güzel aparatları var. Bunların hepsini size göstereceğim. Tellerin yanında kaldırmak istemiyorum. Biraz şöyle boş alanı geçip şuraya doğru. Bir de ama alçak uçuş yapamıyorum pek fazla. Dediğim gibi her taraf şu şekilde kuru ağaçlarla artık dolu, uzun, kısa. Profesyonel olmadığım için o kadar. Hem de bunun manevra kabiliyeti o kadar iyi değil. Yani bir anda dönmüyor öbür FUV'ler gibi. Ben sadece eğer olmasını istiyorsunuz, keşke olsa ama alamıyorum diyorsanız, yani şöyle bir şey de alıp kullanabilirsiniz. Aynı zevki vermese de yine bir şeyler veriyor. Yani bir heyecan var. Yine bir hız var. O yüzden bunu size öneriyorum. Şimdi uçuruyorum. Elime yapıştı biraz. Evet. Tekrar sport modda. Aynı şekilde devam. Bu seferki manzara daha mükemmel. Yani çok hızlı manevralar yapınca da güzel görüntüler sağlamak. Ama tabii orayı görmediğim için işte GoPro FPV'nin güzelliği orada. Takıyorsun anca burada görebiliyorum. O da yani hani buğulu falan. FPV'de HD bir görüntü veriyor size. Hem de çok uzak yerlere de götürebiliyorsunuz. Çok güçlü sinyalleri var. Şu an mesela ben göremiyorum. Nerede olduğunu buradan görebiliyorum ama gözümle görmeyince bir tedirginleniyorum. Efendim? Bir dahakini erkenden veririm. Bu deneme yapıyorum da şu an. Onun deneme yapıyorum. Nasıl gidiyor, nasıl görüyor falan. Bir bak. Görüyorum burada. Gayet güzel görüyor. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Şu olay çok güzel ya. Neyse bence bu kadar daha zorlamaya gerek yok. Gelsin videoyu bitirelim çünkü korkmaya başladım. Her zaman sonlara yaklaşınca bir şey olur. Şimdi GoPro'yu falan düşürürüm. Ne oldu? Efendim? Bak şey verdi. Mesela çok uzaklaştığı için daha demin. Çok uzaklaştık dedi. Ama gel. Çok hararetli ya. Evet gördüğünüz gibi drone nasıl FPV drone'a çevrilir aksesuarlarıyla. Bu şekilde. İnşallah güzel görüntüler almıştır. Şu an tekrar buğulanmış ekranlar sadece GoPro'nun hariç. Şöyle tutar mısın şunu? Şöyle bakalım ne çekmiş. Evet. 2 dakikalık bir görüntü çekmiş. Bir de öbür taraftan vardı. Şöyle kapatalım. Sport modda çok hızlı şarj diyor. Yani çünkü daha hızlı gitmeye çalışıyor, daha çok efor harcıyor. Şu anlık çok merak ediyorum nasıl görüntüler çıktı. Sağ salim drone'umuzu, GoPro'muzu yere indirdik. Yani kötü düşündüğümüz gibi olmadı. İyi görüntüler çıktığını düşünüyorum. Yani amacıma da ulaştığımı düşünüyorum. Yani FPV drone'a nasıl çevrilir? Bu şekilde çevrilir. Sport modda kullanınca bunu herhangi bir zikzakta çok hızlı bir şekilde görüntüsü bozuluyordu. Şu an bozulmaması için bu aksiyon kamerasını taktım. Amacım da buydu. Yani yüksek hızda güzel görüntüler. Şimdi eve gidince editleyince göreceğim zaten nasıl görüntüler çıktı. İşte sadece bir küçük buğulandılar. Sizin de bir drone'unuz varsa bu şekilde çakma FPV drone'a çevirebilirsiniz. O hissiyatı veriyor mu? Hiç FPV drone kullanmadım ama kesinlikle veriyor. Birazcık tabii o zikzaklara, o manevralara o kadar hızlı yapamıyor. Biraz yavaş yapıyor. O yüzden daha erkenden basmanız, yani kullanmanız gerekiyor. Başka da bir özelliği yok gayet. Bir de gözlüğüm yoktu aynı. Bir de gözlük sıkıntımız vardı. Başka da bir şey yok. Gayet
güzel, kullanışlıydı. Söyleyeceklerim bunlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha iyi videolar için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için.